Tüp bebek sonucunda mutlaka ikiz bebek dünyaya gelir, çoklu doğum olur. Bu bir mit midir? Buna ben cevap vermek istiyorum. Gerçekten tüp bebeğin ilk uygulama zamanlarında elde edilen tüm embriyoları mümkün olduğunca çabuk hamilelik elde edebilmek için transfer ediyordu meslektaşlarımız. Ama güncel olarak bilimsel veriler ve yapılan teknolojik gelişmeler, ayrıca yasal düzenlemelerde artık bir veya iki embriyodan daha fazlasını verilmesine izin vermiyor. Bu gerçekten bilimsel doğrular da bunu destekliyor. Çünkü teknolojik gelişmeler artık çok kaliteli embriyolar elde edebilmemizi sağlıyor. Ve bu embriyoların tek bir embriyo transferiyle başarı şansı oldukça yüksek. Dolayısıyla biz aslında ikiz gebelik, hele ki üçüz gebelik hiç istemiyoruz. Bunlar aslında tüp bebeğin belki de komplikasyonu sayılabilir. Onun için eğer elimizde iyi kalitede bir embriyo varsa, hastanın kondisyonları da buna uygunsa olabildiğince tek embriyo transferine yöneliyoruz ve artık çoğul gebelikler çok nadir görülüyor. Burada bir başka yanlış algı daha var, onu da söylemek isterim. O da aşılama tedavilerinin bu anlamda daha koruyucu olduğu. Aslında bu tam tersi geçerli. Çünkü aşılama tedavilerinde yumurtalıklarda gelişen yumurta sayısını çok kontrol edemiyorsunuz. Ve birden fazla gelişen yumurtalarla aslında aşılama tedavilerinde çoğul gebelikle karşılaşma olasılığı daha fazla. Zaten biz de ikinci, üçüncü embriyoyu transfer etmeye gereksinim duymuyoruz. Yani eskiden işte hem bu teknolojik koşullar bu kadar iyi değildi. Hem hekim gebelik şansını artırmak için daha fazla embriyo vermek istiyordu. Yasal bir sınırlılık yoktu ama artık günümüzde hem bir yasal zorunluluk var hem çok daha güzel embriyolar elde ettiğimiz için biz de daha fazla embriyo transferine ihtiyaç duymuyoruz. O yüzden evet artık bu mit olarak kaldı diyebiliriz. Yani artık çok böyle çoğul gebelik karşı karşılaştığımız primer komplikasyonlardan bir tanesi değil.